burada insanımızı özgürleştirecek, rahatlatacak çok önemli düzenlemeler var. Siyasilerden bir bilimle uğraşan insan olarak ricamız, bir vatandaş olarak da ricamız bunun bu gözle değerlendirilmesidir. Ve yine bir başka temennimiz asıl uygulama. Sayın Bakan da sık sık vurguluyor. Biz bu reformları bu şekilde yapabiliriz. Fakat bunun uygulamada gerçekten iyi anlaşılması ve insanımızın yararına uygulanması esas olmalıdır. Onu bekleyip göreceğiz. Ama her reform mutlaka içinde bir dinamizmi barındırır. Ben 15 Temmuz'dan sonra çok ciddi bir reform atılımının yapılacağını ve 15 Temmuz'un bunun ateşleyicisi olacağını bugüne kadar söyleye geldim. Başlamıştır efendim. Cezada alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri geliştirilmektedir. Biliyorsunuz bizde uzlaştırma var, kamu davasının açılmasının ertelenmesi var, ön ödeme var vesaire vesaire. Bir yığın yeni müessese son yıllarda hukukumuza kazandırıldı. Bunlarda başarı elde edilince bunların kapsamının genişletilmesi öngörüldü. Gerçekten de bu iki yeni usulden bir tanesi ön ödemede ödeme zorluğunu ortadan kaldırmak amacıyla 10 gün içinde ödeme yerine 3 eşit taksitle ödeme imkanı getirildi. Bunu genişlettik. İş ve çalışma hürriyetini ihlal, güveni kötüye kullanma ve suç eşyasını satın alma suçları uzlaştırma kapsamına alındı ve böylece uzlaştırmaya tabi suçların kapsamı oldukça genişletilmiş oldu. Şuradan anlıyoruz bunu. Eğer bu yasalaşırsa bu şekilde 24 bin dosya halledilmiş olacak. Ortadan kalkacak. Ciddi bir gelişme görülünce bunun da kapsamı genişletildi. Ertelemenin kapsamı biliyorsunuz bir yıldı daha önce. Bir yıl hapis cezasını gerektiren suçlarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi söz konusu olabiliyordu. Bu 2 yıla çıkarılmıştır. Önemli bir düzenlemedir bu. Çocuklarda ise 5 yıla çıkarılmıştır. Ön ödeme ve uzlaşma kapsamına giren suçlar ile terör ve cinsel istismar gibi bazı suçlar bu kapsamın içinde değildir. Tartışılması bile kabul edilmemektedir. Yıllık yaklaşık 174 bin dosya erteleme kapsamı içine girecektir. Bir başka şey muhakemenin ceza yargılamasının hızlandırılması ile ilgili. Özellikle basit işlerin yargılaması yargıyı çok meşgul etmektedir. Bu basit işlerin yani daha önemli işlerin üzerine daha yoğun bir şekilde durabilmek için basit işlerin yürüyüşünü hızlandıran tedbirler bu pakette bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi seri muhakeme usulü dediğimiz yeni bir usuldür. İspatı kolay ve önem derecesi düşük değerlendirilen sınırlı sayıda bazı suçlar için Cumhuriyet Savcısı ile şüpheli ve avukatın anlaşmasına kabulüne bağlı olarak efendim dosyayı sonuçlandıracak yeni bir muhakeme usulü getirilmektedir. Şüphelinin usulü kabul etmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı yaptırımı belirleyecektir. Mahkeme şartların bulunması halinde şüpheliyi ve müdafiini dinledikten sonra cezayı onaylayacaktır. İddianamenin iadesi bir müessese olarak geliştirilmektedir. Şimdi seri muhakeme yani iddianamenin iadesinde suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan dava açılamayacaktır. Hazırlandığı takdirde delil olmadan, sağlam esasa dayalı delil olmadan reddedilecektir. Soruşturma evresi bakımından tutukluluk süresine soruşturma evresinde ama. Çocuklarda soruşturma, kovuşturma bütün yargılama esas ve yarısını ancak tutukluluk süresi, kanunda öngörülen tutukluluk süresinin yarısı uygulanacak çocuklarda. Yetişkinlerde ise biliyorsunuz bizde asliyelik olduğu zaman bir yıl
uzatmalarla 1,5 yıl oluyordu bu. En fazla 6 ay olabilecek asiyelik suçlarda. Yani bu neyi de beraberinde getirecek? Savcının iddianamesini daha hızlı bir şekilde hazırlanmasını, şu aksakta serbest bırakmak zorunda. Onu getirecek. Ve diğer taraftan temel hak ve özgürlüklerin lüzumsuz kısıtlanmasını engelleyecek. Tabii ağır cezalık suçlarda biliyorsunuz 2 yıl, 3 yıl daha uzuyor, 5 yıl. Burada da 1 yıllık kısmı soruşturma evresinde geçebilecek. Sadece 1 yıl. 1 yılı 1 gün geçti mi tahliye edilmesi zorunludur eğer iddianame hazırlanıp iş kovuşturma evresine geçmezse. Terör suçlarında biliyorsunuz yine 7 yıllık bir süre söz konusu. 2 yıl ve uzatmalarla beraber 7 yıl, aslında 2 yıl. Burada da sadece 2 yıllık kısmı soruşturma evresinde tutuklu olarak geçebilecek. Bunlar azami süreler. Ama şöyle söyleyelim. İstinaf yerel mahkemenin kararını daha kolay bir şekilde onaylayabilecek, öyle söyleyelim. Yani onaylama olanağı arttı. Hukuk aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermesi kolaylaştırılmıştır. Onlar da hangi hallerde? Şahsi sebeplere ya da şahsi cezasızlık sebeplerine bağlı olarak daha az ceza verilmesi veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiren hallerde. Bozma yetkisi de biraz genişletiliyor. Biraz diyorum, daha da genişletilmesi gerekir. Onu da altını çizerek söyleyelim. İfade özgürlüğü kapsamında olduğu değerlendirilen bazı suçlara istinaf incelemesinden sonra temiz yolu açılmaktadır bu paketle. Şu hakim savcı alımlarında biliyorsunuz 5 kişilik bir jüri görev yapıyordu, heyet. Şimdi bu 7'ye çıkarılmakta ve gelecek üye alınacak yerlerinde çeşitliliği sağlanmaktadır. Hukuk mesleklerine giriş, hani avukatlık sınavı var ya, bu pakette yok. Avukatlık sınavı bu pakette yok. Af bu pakette yok. Bunlar daha sonraki paketlerde olacak. Ama bu hukuk mesleklerine girişten maksat hakimlik, savcılık, noterlik. Burada kaliteyi arttırmak için bundan sonra 70 aranacak. İnternette erişim yasağı kademelendirilmekte. İlgili sayfa erişimin engellenmemesi halinde sitenin kapatılması öngörülmektedir. Eleştiri ve haber verme sınırlarında kalındığı terörün propaganda suçunun oluşmayacağı vurgulanmaktadır. Çünkü insanların hakikaten çok canı yanmaktadır. Ve Türkiye'de haksız bir şekilde eğer bu sebeple gözaltına alınan veya tutuklanan birisi varsa uluslararası platformlarda ciddi eleştirilere maruz kalmaktadır. OHAL döneminde pasaportları geri alınanlar eğer takipsizlik veya bir şekilde ceza almadan işi bitmişse veya iddianame düzenlenmemişse o takdirde pasaportları iade edilecektir.